Gel. Hünkârım. Bazen şu elinizdeki kağıdın yerinde olmayı arzu ederim. Nedenmiş o? Sanki ruhunuzu, kalbinizi kağıda işlersiniz. Kıskanmamak kabil değil. O vakit biraz daha kıskanacaksın. Zira işim henüz bitmedi. Bana döneceğinizi bileyim yeter. Sizi şuracıkta bir ömür beklerim. Hadi ye biraz. Bak bitiyor yemekler, aç kalacaksın. İstemem. Kendilerine olsun yemekleri. Bakın, ben muallimeyim. Neden alamıyorsunuz ha? Bırakın da hünkârla görüşeyim. Ambera, buna güvercin demekle hata mı ettin? Acaba papağan mı deseydin? Bu aynı lakırdığı terennüm edip duruyor. Niye yemiyorsun güvercin? Yoksa sana kuş yemi mi getirsek? Ha ha ha, pek gülünç. Hayırdır Amber Ağa, pek bir neşelisiniz bu akşam. Gülüşmeler odama kadar geliyor. Hareme yeni bir muallime geldi de pek de hırçın bir şey. Kızlar ona gülüşüyor. Kim bu hatun Cevrik Alfa? Adı Anna'ymış. Hünkârımız muallime olarak almış. Sarayda muallime ha? Duyunca ben de şaşırdım sultanım. Bir muallime için pek de tazeymiş. Ne kadar güzel bu kadın. Kim bu hatun haberim? Habire bana bakıyor. Hoşyar sultanları kendileri. Hünkârımızın gözdesi, şehzadesinin validesi. Gösterişli hatunmuş. Hünkârımızın yanına gidiyor. Gösterişi ondan. O ne demek? Hünkârımızın yanına gidiyor. Anla yani. Pekala. Kimici ne isterse onu alıyor koynuna ha? Tas tamam öyle. Ne sanıyor kendini bu adam? Bütün cihanın hükümdarısınız. Her şeyin en iyisini, en alasını bilirsiniz elbet. Lakin nereden çıktı bu muallime fikri? Geldi demek. Huzura gelirken gördüm. Pek şaşkın, pek sarsak bir şey. Herkes onunla alay ediyordu. Daha hatunlara sözünü geçiremeyen çocuklara nasıl geçirir bilmem. Alışır. Merak etme sen. Hem sen Abdülhamit'in iyi bir tedrisattan geçmesini, lisan öğrenmesini istemez misin? İsterim elbette. İyi ya. O vakit bırakalım muallime işini, bildiği gibi yapsın. Siz hatundan muallime olur diyorsanız hünkârım, bize de yardımcı olmak düşer.
Siz hiç merak buyurmayın. Ben muallimenin alışması için bizzat alakadar olacağım. Hala. Bu gece Hoşer Hatun'un gecesiydi. Onun yerine Anlı'yı çağırdı. Yandık ki ne yandık. Hatun olmak bir sanattır. Bir hatun daima güzel kokmalıdır. Erkeği o kokuyu duyduğunda onu hatırlamalıdır. Ama kokuyu öyle üzerinize boca etmek de yok. Öyle kararında olmalı ki kendi kokunuza karışmalı. Size has bir rahiye yaymalı. Kolye deyip geçmeyin. Gözlerinizin rengini ortaya çıkarmalı. Sizdeki göz herkeste yok ki sultan. tabiatıyla. Onca hatunun arasında nasıl hünkârımızın gözdesi olduğumu sanırsın Kalfa? Sultanım. Buyur Amber Ağa. Hünkârımız bu gece meşguller. Gerçi siz de hazırlanmışsınız ama haberdar etmeye geldim de. Mühim değil hünkâr bu. Elbet işi olacak. Koskoca cihanın hükümdarı. Hadi kızlar geç oldu herkes odasına. Sen dur Amber Ağa. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Gecenin bu vaktinde ne meşguliyetiymiş bu? Başım döndü. Yeter artık otur da söyle ne diyorlar. Moradaki isyanı vahşet ve kanla bastırdığınızı yazmış. Vahşet ve kanmış. Melunlar. Huzur içinde kardeşçe yaşayan ahaliyi kışkırtıp fesat çıkardılar. Yüzlerce Müslümanı öldürdüler. Kılıç kından çıktığı gibi girmez. Ya kanla ıslanır ya da gözyaşıyla. Başka ne diyor? İsyanın bastırılmasından Mısır valisi Kavalan'ın muazzam payı vardır diyor. O nasıl lakırdı öyle? Kavalalı Mehmet Ali Paşa benim kulum. Muazzam payı var da ne demek? Ben her ne emredersem onu yerine getirmek zorunda. Tabii muhakkak. Korktun mu sen? Yok canım. Suratın kireç gibi oldu ama. Anlaşılan sana boşuna güvercin demiyorlar. Size kadar geldi demek güvercin lekirdisi. Lakin görecektir güvercini. Öyle her kuşun eti yenmez. Ne kadar da lezzetli bir lokum. Bilirim lokuma pek düşkünsündür Amber Ağa. Muhittin Efendi hususi olarak yapmış da yollamış bunları. Keşke sen de yiyebilsen. Sultanım, zinhar söyleyemem hünkârımızın yanında kimin olduğunu. Aman kim bilecek bana söylediğini? Aramızda sır olarak kalacak. Hadi Amber Ağa, yorma beni. Madem öyle... Kuburum. Kuburum.
Ambera ne diyorsun sen? Kubur kubur. Hani var ya. Kuburuk. Kuş ya o kuş. Ne kuşu Amber? Sen iyice tırlattın. Güvercin. Oh söyledim. Yok onlar benim hakkımdır. Gülizar Kalfa. Buyurun sultanım. Ne zırvaladı bu şimdi? Ben de anlamadım. Ben as odaya gidiyorum. Kimmiş Gülizar Kalfa? Sultanım, bütün haremi sordum, soruşturdum. Lakin kimse gece hünkârımızın yanında hangi hatunun olduğunu bilmiyor. Kim bu hatun? Sultanım, söyledim ya, kimse bilmiyor kim olduğunu. Çekilebilirsin Gülizar Kalfa. Allah Allah. Ne kadar uzun sürdü bu ders. Kimdir bu yeni muallime Ambera? Bir güzel hatun ki sormayın. Akıllı da. Lakin hırçın biraz. Bunca vakitte ilk defa bir muallime görüyorum. Şimdilik muallime. Lakin o hatunun vaziyeti her an değişebilir. Benden söylemesi. Amber dediği dersiniz. Yazıklarım olsun. Benim dilim neler der. Bana müsaade. Otur Ambera, otur. Ben de tam sana lokum ikram edecektim. Lakin bir insan evladının zafiyetiyle bu kadar oynanmaz ki. Anlat Ambera. Aman. Şimdi şöyle oldu. Hünkârımız dün gece muallimeyi odasına çağırdı. Aralarında neler olduğunu bilemem. Lakin Hoşyar Sultan hünkârımızı göremeyince köpürdü, köpürdü. Vay Hoşyar vay. Demek sana da bir rakip çıktı. Hünkârımız nasıllar? Malum, sık sık görüyorsun. Afiyet dene. Ya. Gülizar, kimdir bu hatun? Anna Hatun. Muallimeymiş. Demek yeni muallime bu kız. Pek taze, pek güzelmiş. Değil mi Hoşyar? Ya, daha evvel kendisine rastladım. Lakin sohbet imkanı olmamıştı. Gülizar Kalfa, çağır da gelsin. Bir hasbihal edelim. Anna Hatun, Hoşyar Sultan senin yanına ister. Ha, peki tabii. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben de çocuklar invalideleriyle tanışmayı çok arzu ediyordum. Abdülhamit pek yorgun geldi dersten. Belli ki tesir etmişsin şimdiden. Teveccühünüz sultanım. Zamanla çocuklarla birbirimize daha da alışacağız. Bir ihtiyacın, bir arzun olursa haberim olsun. Zira hünkârımıza seninle bizzat alakadar olacağıma söz verdim. Alakanız için çok teşekkür ederim. Bu muallime pek doğru bir lakap takmışlar.
Beyazlar içinde sahiden de bir güvercin gibi olmuş. Güvercin mi? Hünkârımız belli ki bu akşam da muallimeyi görecek. Kasım'a çıktıklarına göre. Boşver, saltanatın sandığından da kısa sürdü. Aşıkcan, bunca yıldır beni hiç tanıyamamışsın. Kendimi bir muallime parçasıyla kıyaslamam dahi. Benim saltanatın daha yeni başlıyor. Sultanım. Ben de seni arıyordum muallime. Buyurun, şehzademizle alakalı mı konuşmak isterdiniz? Bırak bu saf güvercin tavırlarını muallime. Ben senin neyin peşinde olduğunu pekala bilirim. Efendim, neyin peşindeymiş? Geldiğinden beri hünkârın odasından çıkmıyorsun. Siz ne dersiniz? Biz hünkârla sadece hasbihal ederiz. Etmeyeceksin. Hasbihal de etmeyeceksin. Bir daha hünkârın odasına da gitmeyeceksin. Bırakın kolumu. Hatırlatmak isterim ki ben ne köleyim ne de cariye. Emirleri sadece hünkârımızdan alırım. Size soracak değilim. Demek öyle. Bu söylediklerinle sen kendi ipini çektin muallime. Topla eşyalarını. Pek yakında bu saraydan gidiyorsun. Sultanım. İyi olacağım Gülizar. Şu Anna denen altından bir kurtulayım, çok daha iyi olacağım. Lakin nasıl? Vazifesine muvaffak olamazsa hünkârımız tutmaz onu sarayda. Bu hatun öyle pek tutunabilecek gibi gözükmüyor. Biz yine de işimizi kadere bırakmayalım. Muallimenin kovulması için birazcık yardımcı olalım. Yarın sabah ilk iş Salih'i buraya çağır. Çocuklarla birlik olup o hatunu bu saraydan kovduracağım. Peki sultan. Evet. Topladın mı Abdülhamit? Topladım. Peki kaç etti? 15. Aferin sana. Gözlerimi yaşartıyorsunuz şehzadem. Bu ne çalışkanlık? Anlamadığımız yerleri tekrar ettik validen. Ayla. Bugünlük bu kadar kifayet eder şehzadem. Oh, çok şükür. Sen odana git, kalfa giydirsin. Ben de şimdi geliyorum. Hayırlı geceler validem. Sayenizde pek gayretli çalışır Hayrettin Ağa. Talihliyiz ki sizin gibi değerli muallimlerimiz var. Şehzademiz emin ellerde diye içim pek rahat. Teveccühünüz. Elimizden geleni yaparız. Siz yaparsınız da bu muallime konusunda tereddütlerim var. Böyle değerli muallimler dururken 25 yaşında bir tazenin şehzade ve sultanlara muallimelik etmesi ağrıma gider Hayrettin Ağa. Sizin gitmez mi? Gider sultanım. Üstelik sadece benim değil, bütün muallimlerin gücüne gider bu vaziyet. Bir muallime sarayda görülmüş şey değil. Lakin... Lakin? Hünkârımız böyle buyurduysa ne denebilir? Hünkârımız muallimlerin, bilhassa da sizin sözünüze pek kıymet verir. Siz söylerseniz eminim ki dikkate alacaktır. Öyle mi dersiniz? Öyle derim Hayrettin Ağa. Mevzu bahis hanedanımızın geleceği, hepimize mesuliyet düşer. Bu hatunun saraydan gitmesi hepimizin hayrına olacak. Hakkınız var sultanım.
hünkârımızla konuşmak artık vacip oldu. Evet Hayrettin Ağa. Seni dinlerim. Hünkârım, affınıza sığınarak sual etmek isterim. Acaba muallimlerle alakalı bir memnuniyetsizliğiniz mi var? Yok. Nereden çıktı o? Bunca muallim varken neden bir hatun şehzadelerimize, sultanlarımıza ders verir? İdrak etmekte güçlük çekerim. Mesele o demek. Bütün muallimler senin gibi mi düşünür? Evet hünkârım. Bu sizi neden bu kadar rahatsız eder? Hünkârım, bir hatunun şehzadelere ders verdiği nerede görülmüş? Teamüllerimize aykırıdır. Hayrettin Ağa, bu nasıl bir teamüldür ki bir muallimeyle yerle yeksan olsun? Sen merak buyurma. Bizim ananelerimiz sağlamdır çok şükür. Pamuk ipliğine bağlı değildir. Lakin hünkârım, muallimenin kendi daha çocuktur. Değil ki çocuklara nüfuz edebilsin. Geldiğinden beri takip ederiz. Daha bir kelime öğretebilmişliği yok. Sabır Hayrettin Ağa, sabır. Müsaade edin, muallime saraya ve çocuklara alışsın. Kendi yolunu yordamını bulsun. Bu sarayda kimsenin imtiyazı yok. Muvaffak olamazsa gider. Hünkârımız muallimeye vakit vermekten yana. Ne dediysem tesir etmedi. Ya. Demek öyle. Hünkârımız evlatlarının tedrisatına pek kıymet verir. Bana sorarsanız muallimeye itimadı henüz tam değildir. O halde hünkârımızın o hatunun bu saraya ait olmadığını görmesine vesile olmak düşer bize. Vakit hayli geç oldu. Ne gelen var ne giden. Hünkârımız neden hala beni çağırmaz? Gel. Anlat Amber, neler oluyor? Sultanım, hünkârımız bu akşam da muallimi hatun odasına çağırdı. Gitti deme sakın. Tamam demeyeyim. Amber, doğru dürüst anlat şunu. Gitti mi? Gitti. Gitmesine de girmesiyle çıkması bir oldu. Öyle mi? Öyle. O gider gitmez de hünkârımız sizi çağırdı. Huzura beklerlermiş. Nihayet her şey aslına rücu ediyor. Gidelim Amber. Hünkârımızı bekletmek olmaz. Hasretiniz dağ gibi olmuştu hünkâr. Sizi çok özledim. Hasret güzel şeydir. İnsan elindekinin kıymetini daha iyi idrak eder. Bu yüzden mi çağırmazsınız beni epey zamandır? Gözüm yollarda kaldı hünkâr. Meşguliyetim vardı. Ondan. Şimdi buradasın ya. Şehzadem nasıl? İyi. Lakin muallimeden şikayet eder. Yine mi muallime? Onun ne şikayeti var? Ders yapmazlarmış. Sadece Abdülhamit olsa yine iyi. Diğerleri de pek şikayet eder.
Ben de kendi gözlerimle görürüm ki dersler gayri ciddi geçer. Böyle nasıl devam eder bilmem. Ağalar da şikayet eder. Ya. Hünkârımızın kanaati nedir bu konuda? Şimdilik umduğum gibi gitmez. Evlatlarımın talim ve terbiyesi benim için her şeyden evvel gelir. Sen de bilirsin. Lakin eğer muvaffak olamazsa çare yok. Bu saraydan gider. Efendim, sen Hasoda'yı mı gözetlersin? Ne münasip et canım. Ben boğazdan geçen kadergalara bakarım. Bak, bakıyorum misal. Lakin şu an geçmesin. Fe subhanallah. Bak üşüteceksin, gir içeri, giriyorum ben. Tamam tamam, ben de gelirim birazdan. Galiba orada var. Aa! Kızlar, nasıl geçiyor muallimeyle dersler? Bugüne kadar pek söz geçiremedi bize. Lakin bugün bir başkaydı. Dedikleri tesir etmedi desem yalan olur. Gülfidan, ne çabuk yelkenleri suya indirdi. Gayemiz o muallimeyi yollamak değil miydi? Sen de bilirsin ki Anna fena bir muallime değil. Bence bir fırsat vermeliyiz. Fırsat hak edene verilir. O muallime daha yerini idrak edemedi. Lakin ben ona idrak ettirmesini bilirim. O nasıl söz öyle Saliha? Bir daha böyle lakırdılar işitmeyeyim senden. Muallimeye hürmette kusur etme. Hünkârımız pek kıymet verir ona. Verir vermesine de. Dün gece hünkârımızın da buyurduğu gibi eğer vazifesinde muvaffak olmazsa saraydan gitmek mecburiyetinde kalır. Ne oldu Aşıkcan? Şaşırmış gibisin. Bir güvercinin gelip bir anda yerime geçebileceğini mi sandın? Hünkârımızın kalbi de, yatağı da ebediyen sadece benim. Harareti çok yüksek hünkârım. Bu verdiğim ilaçlar sabaha Allah'ın izniyle düşürecektir. Sebebi nedir? Belli ki üşütmüştür hünkârım. Pekala. Sen çıkabilirsin Behçet Molla. Kasım'a Anna Hatun odasına nakledin. Derhal. Dur Kasım'a. Şimdi yerinden kıpırdatmayalım. Bırakalım istirahat etsin. Elbette hünkârım. Lakin hastalık size bulaşırsa diye korkarım hünkârım. Çıkabilirsin Cevri Kalfa. Acaba başka gerdanlık mı taksam? Hünkârımız en çok hangisini beğenir? Kanaatimce bu gerdanlık bu esvabınızla çok mütenasip oldu sultanım. Sen Mısır'dan gelen zümrüt kolyemi de getir. Ona da bir bakayım. Siz hiç merak etmeyin Cevdet. Her şey hazırladım. Bu sesler ne? Söylediklerimi iyice işittiniz değil mi? İşittik Cevri Kalfa. Ne oluyor?
oluyor Cevri Kalfa? Ne bu telaş? Muallime Hatun bayıldı. Ne olmuş? Nesi varmış? Hekim başı üşütmüş der. Hünkârın odasında istirahatte. Hünkârın odasında mı? Orada bayılmış. Ben de odasına götürelim dedim. Lakin hünkârımız müsaade etmedi. Hünkârımız pek merhametlidir. Neyse. Yarın sabah şifa bulur herhalde. Beni haberdar edin. Elbette sultanım. O güvercini fazla hafife aldım. Tezi yok. Bu saraydan gidecek. Ayaklanmışsın muallime. Nasıl oldu? Daha iyiyim Cevri Kalfa. Bunlar kim için? Kim için olacak? Senin için. Hünkâr kuvvetli yemeni tembih etti. Bu nasıl sofra? Bir kış sütü noksan. Sahi unutmuşuz güvercinin sütünü. Hadi acele et. Haremdekiler burada kahvaltı yaptın duyarsa kıyamet kopar. Çok acıktım. Hiç acele edemem. Bir sözümü dinlesen şaşarım zaten. Bir has odada kahvaltı yapmadığın kalmıştı. O da tam oldu çok şükür. Harem kaideleri sayende yerle yeksan oldu. Su iç Cevri Kalfa, iyi gelir. İstemez. Nuga koç. Nasıl istiyorsam diyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Yeter, yeter. Bayılacaksın. Bayılsam neyse. Ruhumu seslemeyeceğim heyecandan. Tövbe Allah'ım, tövbe. Neyse. Tekrar edelim. Ne demişler? Et tekraru ahsen velev kane 180. Anlat bakalım. Ben Trakyalı bir şeyim. Tüccar. Nişanım var. Nişan değil. Düğün. Hı, düğünüm var. Bana... Bir o karı okumluk un lazım. Okka değil, çuval. Lokum değil, helva. Lokumsuz düğün mü olur? Kim inanır buna? Paşam, ben acaba Laz mı olsam? Uy. Fesubhanallah. İndik bir alamet. Allah sonunuzu hak etmesin. Haline bak şimdi.
Nihayet hastamız şifa bulmuş. Sayın İzdem, hünkârım. Daha iyisin ya. Evet, daha iyiyim. Lakin sizi de yerinizden ettim. Affedin. Mühim değil. Anla. Benden sakladığın bir şey mi var? Kim öldürmek ister babanı? Anla, çekinme. Anlat bana. Babanla bir derdiniz mi var? Hünkârım. Bir derdimiz yok, sağ ol. Neden düşündün öyle? Rüyanda sayıkladın dün. Ne dedim ki? Tam işitemedim. Lakin babama bir şey yapmayın diyordun. Herhalde kötü rüya gördüm. Şimdi müsaadenizle ben çıkayım. Çıkarsın. Acele etme. Bak, şunu bilmeni isterim. Topraklarımda yaşayan bütün kullarım benim mesuliyetim altındadır. Eğer bir derdin varsa bana söylemekten sakın çekinme. Olur mu? Olur. Anla. Kendine mukayyet ol. Sakın üşütüp hastalanma. Sen bize emanetsin. Sonra bakamadılar demesinler. Akşam derslere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Baş üstüne hünkârım. Dün gece orada kalabilmek için kasten bayılmadıysa benim de ismim hoşyer değil. Sahiden rahatsızlanmış olabilir sultanım. Haremde konuşurlardı. Bir gece evvel gitmiş balkonda uyumuş kalmış şaşkın. Öyle ya da böyle. Dün gece hünkârın odasında kaldı. Bir de kahvaltı etmiş hasbam. Gülizar, bana hemen Salih'i çağır çabuk. Hayırlı günler çocuklar. İmtihan mı var matmazel? Evet Abdülhamid. Benden evvel ne öğrendiniz bir görelim. Eyvah. Heyecandan hepsi uçup gitti aklımda. Merak etme. Hiçbir yere gitmez bildiklerin. Hepsi kafanın içinde. Sanki ders işleyebilmişiz gibi bir de imtihan oluruz. Ne öğrendiysek. Mühim değil. Biz de ne kadar bildiğini değil, ne kadar bilmediğini bakarız Salihan. Vallahi bugün hiç imtihan havamda değilim. Başka gün bakarsın güvercin. Salihan, kesmedi mi artık bu çocukluk? Hadi bakalım, sen herkes gibi yazacaksın. Ben herkes değilim. Derhal şu kağıtları topla. Ben de sana yeni bir kağıt getireyim. Kul taifesinden değil misin? Eğil sen topla. Hadi ne aşma. Derhal şu kağıtları topla. Bir kafirden emir alacak değilim. Toplamıyorum. Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Çık dışarı dedim. Bunun hesabını ödeyeceksin.
Ettiysem olmadı, vurmadı bana. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Söylediklerinizin hiçbiri işe yaramadı yani. Siz ne yaptınız sanırsınız? Şimdi git hünkârımızın yanına. Annenin sana vurduğunu söyle. Hünkârımız onu saraydan kovmakla kalırsa talihine dua etsin. Hünkârım Amber Ağa layıkıyla görevini yerine getirdi. Âlâ. Artık yarını bekleyeceğiz hünkârım. Gel. Hünkârım Saliha Sultan huzura çıkmak ister. Şimdi mi? Zannımca maruzatım iyi. İyi, gelsin. Saliha, bu ne hal böyle? Muallime bana herkesin içinde tokat attı. Sen ne dersin Saliha? İmtihan kağıtlarını yere düşürdü. Benden de almamı istedi. Ben de kabul etmeyince azarlayıp tokat attı. Üstüne bir de dershaneden kovdu. Size söylemeyecektim lakin... Zahir! Buyurun hünkârım. Tez muallimeyi çağır. Çocuklar da gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sultanım, hünkârımız muallimeyi çağırmış huzura. Fevkalade. Tam arzu ettiğim gibi. Lakin... Çocukları da istemiş yanına. Çocukları mı? Bu hiç iyi olmadı. Bu ne cüret? Sen ne hakla benim evladıma el kaldırırsın? Başlayın hünkârım, anlayamadım. Ben kime el kaldırmışım? Saliha'ya tokat atmışsın. Bir de inkar mı edersin? Ben mi tokat atmışım? Öyle mi Saliha? Külliyen iftiradır. Ben bir talebeme katiyen el kaldırmam. Yani Saliha iftiraydı, öyle mi? Abdülmecit, Saliha ablan yalan mı söyler oğlum? Saliha ablam ne derse doğrudur hünkârım. Thank you.
Anlaşılan o ki sana lüzumundan fazla kıymet vermiş ve iltifat etmişiz. Muallime. Derhal eşyalarını topla. Saraydan ayrılabilirsin. Ama hünkârım. Daha fazla söze hacet yok. Çık dışarı. Seni artık bu sarayda görmek istemiyorum. Emredersiniz hünkârım. Ah güvercin ah. Geldiğinde pek bir havalıydı. Lakin kanatları çabuk kırıldı. Müstahakını buldu işte. Sen bakma onlara. Eyvahlarım olsun. Önce un yok diye lokumu kestiler. Şimdi de sen gidersin. Ne yapsın bu Amber? Amber abi seni unutmayacağım. Bak söz verdim, yazacaksın tamam mı? Elbette. Belki de böylesi daha hayırlı oldu. Ne sen buraya intibak edebildin ne de burası sana. Allah'a ısmarladık çevre kafa. Seni ikaz etmiştim muallime. Eğer söz dinleseydin böyle olmazdı. Bu işin arkasında sizin olduğunuzu tahmin etmeliydim. Bir genç kızı güveniniz için kullandınız. Yazık. Şöyle neşeli bir şeyler çalın da keyfimiz yerine gelsin.
sultanım. Bu tatlılar da nereden çıktı böyle? İkramımdır kızlar. Afiyet olsun. Sağ olun sultanım. Hep kederimden yiyorum. Tabii tabii Amber Ağa. Ahali yiyecek ekmek bulamaz. Biz burada keyifteyiz. Allah affetsin. Hünkâr da duymasın. Gülfiden nedir bu halin böyle? Ağzını bıçak açmaz, yüzün gülmez. Muallimeye üzülürüm sultan. Niye üzülürsün? Yaptığın affedili bir tarafı yoktu. Elbet cezasını çekecekti. Böyle düşünmez misin? Doğru söylüyorsunuz sultan. Sen de pek keyiftesin bakıyorum Saliha. Gören de tokadı sen değil, başkası yedi sanır. Niye keyifli olmayayım halden? Adalet yerini buldu. Muallime sonunda defolup gitti. Daha ne isterim ki? Benim evlatlarım bana yalan söylüyor. Gözümün içine baka baka.
Gül Fidan. Ben seni herkesten hassas, herkesten hakkaniyetli bilirdim. Yoksa yanlış mı bilirim? Doğru bilirsiniz hünkârım. Lakin bir hatadır oldu. Abdülhamit. Hünkârım. Sen niye sustun aslanım? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, bilmez misin? Ablanı koruyacağım diye masum bir insanın gururunu incittiğini görmedin mi? Bağışlayın hünkârım. Esas cezayı kimin hak ettiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz, öyle değil mi Saliha? Ne cüretle böyle bir şey yaparsın? Kim akıl verdi sana? Sana sorarım Saliha. Kim akıl verdi sana? Sultanım. Söyle Gülizar. Hünkârımız çocukları toplamış odasında. Saliha'nın yalan söylediğini öğrenmiş. Kimse vermedi hünkârım. Kendin akıl ettin yani. Evet. Kaçırma bakışlarını. Bana bak. Dün huzura geldiğinde yanağın kıpkırmızıydı. Kim vurdu sana? Kendim vurdum hünkârım. Öyle mi? O vakit cezanı bizatihi çekeceksin. Doğru odana. Odandan dışarı adımını atmayacaksın. Yıkılın hepiniz karşımdan. Gözüm görmesin sizi. Anlaşılan o ki sana lüzumundan fazla kıymet vermiş ve iltifat etmişiz muallime. Derhal eşyalarını topla. Saraydan ayrılabilirsin. Ama hünkârım. Daha fazla söze hacet yok. Çık dışarı. Emredersiniz hünkârım. Lan ben bunu nasıl söyleyeceğim hünkâra? Cevriye Hatun, sakın yanından ayrılma, tamam mı? Hadi. Tamam, dur, çekiştirme. Gir. Hünkârım. Söyle Zahir. Muallime yerleşti mi odasına? Zahir. Hünkârım. Hünkârım. Muallime gelmeyi kabul etmemiş. Ne demek kabul etmemiş? Hünkârın emridir demedin mi? Dedim hünkârım, lakin... Lakin? Muallime bu şartlarda gelemeyeceğini söyledi. Ancak siz kendisinden... Evet. Zahir delirtme de beni, söyle ne dediyse. Hünkârım aynen şöyle dedi. Hünkâra söyle, bana bir özür borcu var. O özrü dilemediği müddetçe gelmiyorum. Dedi. La ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Rabbike Resulullah. Özür mü dileyecekmişim? Daha neler? Ne zanneder bu hatun kendini?
hünkârın emridir. Riayet etmek mecburidir demedin mi? Diyemedim hünkârım. Neden? Çünkü kapıyı yüzüme çarptı. Anlaşıldı. Merhametten maraz doğuyor. Evlatlarım yalan söyler. Muallime özür ister. Nerede görülmüş Cihan Padişah'ın özür dilediği? Haşa hünkâr. Hünkâr emreder, kullar da itaat ederler. Elbette hünkâr. Kalfa, sen neden sükût edersin? Neden bir şey söylemezsin? Hünkârım, sözüne itibar edilmediği için Anna Hatun'un izzeti nefsi rencide olmuş olabilir. Âlâ, kendi bilir. Madem dönmek istemez, dönmesin o vakit. Ah Abdülmecid, bilseydim mani olurduk. Salih Sultan'la konuşabildiniz mi? Yok, odasına kapanmış hemen. Cevri Kalfa. Sultanım. Bu muallime ile alakalı mesele nedir? Hünkârımızla görüştün mü? Şimdi huzurdan gelirim sultanım. Muallimeyi geri çağırmışlar, lakin dönmeyi kabul etmemiş. Âlâ. Hünkârımız benimle alakalı bir şey der mi? Salih Sultan nasıl izah etmiş? İşittiğim kadarıyla Salih Sultan bir izahatte bulunmadı. Lakin bu mevzunun sizinle alakasını pek idrak edemedim. Benimle bir alakası yok zaten. Sadece merak ettim.